Öykü hoş geldin. Ne oldu, iyi misin sen? İyi misin? Gel. Gel canım. Benim sana söylemem gereken önemli bir şey var Canan abla. Söyle Öykü, dinliyorum. Bu adamlar... Kızım! Kızım sen ne yapıyorsun bakayım burada ha? Ne yapıyorsun burada? Gel bakalım şöyle. Kızım mı? Ağzını açarsan seni şimdi gider yurda tutsalarım hemen. Öykü Demir Bey senin baban mı? Hı. Evet Candan abla, benim babam. Öykücüğüm, yavrucuğum, yani sen benim niye peşimden geliyorsun? Ha? Sen bilmiyor musun işte olduğumu? Ya. Ne demek yok? Kızdırma beni yavrum. Hı? Ya çok düşkün de babasına. Yani kusura bakmayın Candan Hanım. Candan abla, bu adamlar... Bu adam... Ne? Bu adam ne? Anlamadım. Bu adam sahtekar. Ne? 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 Sahtekar, dolandırıcı ve hırsız. Oha! Evet, imzalamayın o evrağı Candan Hanım. İmzalamayın çünkü değerinin altında fiyat biçecek size. Demir Bey, kendimize gelelim. Ne yapıyoruz Demir Bey? Beni de kandırdı. Çüş! Evet, ben bu eserler bunlar değil. Yani aynı ressamın başka eserleriydi. Ben bilseydim böyle olacağını. Vay anasın arkadaş ya. Ya siz ne diyorsunuz? Ne oluyor, ben anlamadım. Ben Uğur Bey'e anlatır mısınız durumu? Candan abla, bu adamlar... Ben anlatırım. Ben açıklarım, anlatırım. Şey yapma. Kızım benim. Siz kalem almaya gittiğinizde imzalamak için beni tehdit etti bu adam. Kızımla tehdit etti. Öyle mi? Tamam, ben şimdi polisi arıyorum. Siz açıklarsınız durum onlara. Vur. Vursana oğlum. Ne? Sen kiminle uğraşıyorsun lan? Demir Bey. Demir Bey. İyisin. Demir Bey, iyi misiniz? Bana bak, bana. Demir. Bana bak. Ama... Eğer polis ararsa mahvederim seni. Duydun mu beni? Aramayacaksın polisi. Aramayacaksın polisi. Demir Bey. Demir Bey, kendinize gelin ne olur. Demir Bey. Demir Bey, uyanın ne olur. Demir Bey. Sen. Demir Bey. Demir Bey. Ne oldu? Demir Bey. Ne oluyor be? Ah. Of. Tamam, tamam. Neresin? İyiyim, iyiyim. Çok, çok yavaş. Biz bir ambulans falan mı çağırsak? Çok kötü vurdunuz kafanızı. Yok, yok. Ambulansa gerek yok. Benim kafa sağlamdır. Bakayım. Burası mı? Aa, ne yapıyorsun? Ya acıyor kızım. Ne yapıyorsun? Yok, yok. Böyle olmaz yani. Biz hastaneye falan gidelim. Bir MR çektirelim ya. Kafa travması geçiriyor olabilirsin. Yok, yok. Hiç gerek yok gerçekten Canan Hanım. Travma mırama yok. En büyük travma. Yok yani travma. Ama olmaz ki böyle. Kaçtı değil mi o iyi herif? Kaçtı. Kaçtı da ben şimdi arayacağım polisi, yakalanır elbet. Ay Candan Hanım, aman gerek yok. Yani bunlar tehlikeli adamlardır. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ya olur mu öyle şey? Adam göz göre göre dolandırıyordu beni. Evet yani ne yapalım, maalesef dünya böyle. Kimseye güven olmuyor. Neyse canım, yani zaten adam ifşa oldu. Bir daha da ortaya çıkmaz. Hem polis gelse neyi ispat edeceğiz? Nasıl, ne anlatacağız? Onu da bilmiyoruz yani. Tabii şimdi... Tehlikeli adamlar bunlar. Yani şimdi iftira attı derler, bilmem ne, uğraşırlar sizinle. Hiç gerek yok o yüzden. Gerçekten. Kızım biz gidelim hadi. Bu adam... Ben Candan ablana yardım ettim değil mi kızım? He? Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Yani sizin sayenizde kurtuldum ben o adamdan. Yoksa yani ne yapardı kim bilir? Görevim, görevim. Eksperim ben. Yani sanatın ayaklar altına alınmasını istemem tabii ki. Hadi gidelim. Ben sizin telefon numaranızı alsam, yani tablolarla ilgili sonra konuşuruz. Tabii, ben yazayım. Çaldırıyorum kendimi.
Hah, çaldı. Tamam, teşekkür ederim. Kızım hadi. İyi hissettiğinizde konuşuruz. Tamam. Biz hadi, hadi. Hadi. Demir Bey iyi bakın kendinize. Tabii, tabii, tabii. Görüşürüz Öykü. Görüşürüz Candan abla. Yürü, yürü, yürü göstereceğim ben sana. Utanmıyor musun kadının resimlerini çalmaya ya? Hem aşıksın hem de onun resimlerini çalıyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ne aşkı, ne aşkından bahsediyorsun? Bal gibi de aşıksın işte. Haline bak. Candan abladan hoşlanıyorsun işte. Onu görünce böyle bakıyorsun çünkü. Bana bak bir çocuk. Saçma sapan konuşup durma. Zaten zor tutuyorum kendimi. Bin şuraya, bin. Sen hırsızsın. Sen kötü birisin. Onu hak etmiyorsun. Sen onu dolandırmaya çalıştın. Sen sanki ne yaptın? İlk sen dolandırdın bir kere. Kartlar martlar baktın kadına. Hiç de bile. Geç bin. Bak zaten koskoca işi batırdın. Bin diyorum sana. Geç. Onun resimlerine dokunma. Eğer dokunursan seni polis amcaları söylerim. Hala şantaj yapıyor. Bin diyorum sana. Geç, geç şuraya. Geç. Lan sen ne biçim adamsın lan? Ha? İnsan ortağını satar mı lan? Dakikasında sattın beni. Oğlum ne bunlar? Bunlar ne? Bunlar ne lan? Ne bileyim oğlum, geldiğinde böyleydi, 60 ev sahibi. Ya 5 ay kirayı ödeyemedik diye insan sokağa mı atar eşyaları? Bana ne bağırıyorsun, ben mi attım? Allah Allah. İyi yapmış anasını satayım. Vur bak, sus şimdi, hırsımı senden çıkaracağım ha. Çıkardın oğlum zaten. Soktun beni orada. Ha, ya ne yapsaydım? Ne yapsaydım ya? Durumu kurtardım ben. Ha, durumu kurtarmış. Polise giderse ne olacak? Ben yanacağım, ben. Ya, sus be. Gitmeyecek işte polise maçına. Konuştuk, hallettik. Tabloyu da alacağız. Başka bir yolla. Allah Allah. Tabii tabii. Bunların hepsi senin yüzünden. Gül gibi işi batırdın. Alacağımız parayla istediğimiz evi alırdık. Şimdi şu halimize bak. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Cehennemin dibine. Sizi bilmem abicim. Nereye gidiyorsanız gidin. Ben evime gidiyorum. Artık yeter. Ben de geliyorum. Ben de geleceğim. Bu hiçbir yere gelemez ha, söyleyeyim sana. Ben bu bacaksız annemi denk getirmem kardeşim. Kusura bakma yani. Ben o riski göze alamam. Anam her şeyi öter bu gidince. Paradan olduk, bir de anamdan evimden olamam ben, kusura bakma. Sen bela mısın bizim başımıza? Ben durumu kurtardım bir kere. Ne kurtardın, ne kurtardın? Aşık olduğun kadının resmini çalacaktın. Sonra vicdan azabı çekecektin. Ve bak aşk diyor hala bana. Tüküreceğim şimdi aşkı da. Aşk benim neyime? Ya nereye gidiyoruz? Ya nereye gitmiyoruz, biz diye bir şey yok. Kafana sok şunu. Nereye gidiyorsan git. Polise mi gidiyorsun? Hakim amcana mı? Git. Hapse bile girerim ya. Defol git. Sen şey yapma, tamam mı? Üzülme. Bak onun siniri, saman alevi gibi birazdan söner. Biliyorum ben onu. Hem nereye gittiğini de biliyorum. Götürürüm ben seni onun yanına, olur mu? Bak, şimdi babanın yanına götürüyorum seni ama kızma ona, olur mu? Fazla ciddiye alma yani. O öyle sinirlenir, 5 dakika sonra unutur. Aslında çok benziyorsunuz birbirinize, biliyor musun? Nasıl yani? O da annesini küçükken kaybetmiş. Hı. Ya, babası da ölünce... Babası da mı olmuş? Yapayalnız kalmış. Yani yurtta falan büyümüş. Onun için o nasıl davranması gerektiğini bilmiyor ki. Yani kimse öğretmemiş ona nasıl davranması gerektiğini. Sen onun için üzülme, tamam mı? Çok takılma yani. Thank you.
Hadi bakalım, benden bu kadar. Ben buradan eve kaçar. Olan ufaklık. Bir çuval inciri berbat ettim be. Ya tamam tamam be, şaka yaptım. Hemen asma üzürün. Senin canın sağ olsun. Hadi baban orada. Koş yanına şimdi, hadi. Hadi git git, bir şey olmaz hadi. Kafan hala acıyor mu? Düş yakamdan diyorum. Anlamıyor musun hala? Tek başıma ne yapacağım ben sokakta? Daha çocuğum ben. Merak etme. Herkes suya götürür, susuz getirirsin sen. Kendi başının çaresine de bakarsın. Ben bakamıyorum sana, görmüyor musun? Git bir yurda yerleş. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. İstemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Yol yakınken kurtar kendini. Benim gidişim gidiş değil. İstemiyorum işte. Daha seninle kalacağım. Niye? Kim var bende? Ama sen benim babamsın. Yani tamam. Pek becerikli değilsin ama gene de benim babamsın. Hem yani ne olmuş evsiz kaldıysak? İlla buluruz başımızı sokacağımız bir yer. Yani. Ya ben sana o kadar bağırdım, laf ettim ya. Ya ben de sana bağırdım, çağırdım, laf ettim. Ya olur öyle baba kız arasında. Yani herhalde. Oturuyorsun. Yürü hadi. Nereye? Ne bileyim ben. Başımızı sokacak bir yer bulmaya. Sabret, olmadı da. Bakayım. Bence olmuştur ya. Ya olmadı. Ama ben acıktım. Bakayım. Ama bu hamur olmuş ki. Bu makarna. Bunun birazcık diri olması gerekiyor. Bence. Bence sencesi mi var? Pişmedi daha, pişmedi. Çek, bırak. Hayır. Bir dakika, ben bir bakacağım. Hayır, hayır sen, bir dakika. Bir dakika. Beğendin mi yaptığını? Aç kaldık senin yüzünden. Ama beni itmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Cihal'le konuşuyor. Sırf zararsın, yemin ediyorum. Sırf zararsın. Teyzen haklıymış. Boş yere bırakıp kaçmamış seni. Durum ciddi. Biyopsi sonuçlarına göre Öykü Niemann-Pick hastası.
görülme sıklığı 150 binde bir olan kalıtsal bir sinir sistemi hastalığı. Yani? Yani bu çok ciddi bir hastalık. Öykü'nün bundan sonraki hayatında çok özel ve ciddi bir bakıma ihtiyacı olacak. Yağmur başladı. Erimezsin. Yağmur başladı, ısınırız burada ya. Git o zaman sen çadıra. Orada da ısınırız. Su geçirir belki. Of! Ya. Su geçirmeyen çadır bu. Ya arttı işte. Hadi çadıra gidelim. Ne yapıyorsak yapalım hadi. Geç. Of! Hani su geçirmezdim? Bakar mısın? Bak böyle. Geçmiyor. Bak. İçerideki su dışarı geçmiyor. Ha ha ha, çok komik. Ya sen hiçbir şeyi ciddiye almıyor musun böyle? Bakar mısın şu suya? Sence? Ya yok, ben arabaya gidiyorum. Hayır, olmaz. Arabaya gideceğim. Olmaz, arabayı çamur yapacaksın. Olmaz, temizlikle ya. Uğraşamam bir de. Bir dakika. Hayır. Hayır. Gidebilir miyim? Hayır, gitmeyeceksin. Gideceğim. Yemek için teşekkür ederim. Tatlını bile yemedim. Çok geldi. Türk kahvesi yapmayı biliyor musun? Bu saatte şimdi kahve içersem uykum kaçar. Ya yarın erken kalkacağım, çok işim var. Ama başka zaman olur. Tamam. O zaman bir kahve borçlusun bana. Ha, dur dur dur. Kendine Yusuf, usandın. Tamam tamam, gel hadi. Çok yağıyor. Dikkat et. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Candan. Ya seni tek başına bu koca evde bırakmak içime sinmiyor. Ya bir şey olmaz Murat. Burası benim evim. Bak, kendini yalnız hissedersen... Ben bilirim bu psikolojiyi. Yani ben boşandıktan sonra böyle ev üstüme üstüme geliyordu. Yalnızlık zor. Ev üstüme üstüme gelmeye başlarsa sana haber veririm, merak etme. Söz mü? Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede giyineceğim, nerede dişlerimi fırçalayacağım, nerede elimi yüzümü yıkayacağım? Başlayacağım dişlerine şimdi. Kıracağım o dişlerini. Hadi çık git. Bari harçlığımı ver. Ne harçlığı? Kağıttan öptüklerin yeter. Ben onları taksicamcıya verdim. Candan ablaya yetişebilmek için. Vermeseydin, gitmeseydin şu an paralar içinde yüzüyor oluyor. Şu halimize bak. Hadi çık git, uyuyacağım ben. Beslenmem. Thank you.
kaldım işte, geç kaldım. Günaydın öğretmenim. Öykü, öğlen oldu, neredesin, nerede kaldın? Öğretmenim, özür dilerim, birazcık gecikmişim. Dün de gelmedin okula. Gel bakalım biraz. Yazılsın defterlere, geliyorum. Sessizce bekleyin. Öykü, evde yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Yok. Peki ne Boğa? Bak saçlarını bile toplamamışsın. Şimdi toplarım öğretmenim. Öykü babana söyle, en kısa zamanda beni görmeye gelsin, tamam mı? Tamam öğretmenim de babam gelir mi bilmem. Sen söyle, gelir. Öğretmenim mutlaka konuşmak istiyormuş dersin. Tamam öğretmenim. Hadi bakalım. Yazdık mı soruyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.